Merhaba, ben Hürriyet Emlak Müşteri Yönetimi Direktörü Engin Sezer. Bugün sizlerle emlak yatırımları ve amortisman süreleri üzerine konuşacağız. Emlak yatırımlarının en caziplerinden biri de kira geliriyle kendini amorti eden yatırımdır. Böylece hem emlağın değerinin artışından hem de elde ettiğiniz kiradan deyim yerinde ise çifte kazanırsınız. Piyasanın uzmanının bu bölümünde kira geliriyle kendini amorti eden bir konuta yatırım yapmanın püf noktalarını anlatacağım. Bir emlak yatırımını kira geliriyle kısa sürede amorti etmek tabii ki her yatırımcının asıl hedefi. Bunu başarabilmek için gayrimenkulün tipi, bölgesi, kolay kiralanma potansiyeli gibi faktörleri göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ama gelin önce temel kavramlara bir göz atalım. Bir gayrimenkulün bugünkü değerini aylık kira değerine bölerek amortisman süresini hesaplayabilirsiniz. Diyelim ki bir dairenin değeri 500 bin lira, aylık kira geliri de 2500 lira. Bu daireye yapacağınız yatırımı alacağımız kira ile 200 ayda amorti etmiş oluruz. 200 ayda yaklaşık 16,5 seneye denk geliyor. Emlak yatırımında satarken değil alırken kazanırsınız. Amortisman süresini ve değerini, avantajını da gayrimenkulün fiyatı belirler. Gayrimenkulün fiyatını ise belirleyen pek çok değişken bulunuyor. Gayrimenkulün konumu, bulunduğu bölge, gayrimenkulün bulunduğu bölgedeki gelişmeler, gayrimenkulün büyüklüğü, yapının özellikleri, kiracı bulma kolaylığı gibi temel faktörleri sıralayabiliriz. Bu faktörleri değerlendirmek, karlı bir yatırım yapmaya olanak sağlar. Beraber çalışacağınız doğru gayrimenkul danışmanı, hem doğru verilere ulaşmanıza, hem de bu verileri doğru değerlendirmenize yardımcı olur. Hürriyet Emlak Endeksi verilerinde tüm Türkiye genelindeki illerdeki ilanları değerlendirdiğimizde, ortalama amortisman süresinin 23 yıl olduğunu görüyoruz. En düşük amortisman süreleri 10 ila 16 yıl ile Doğu illerinde ortaya çıkıyor. Doğudaki illerin ardından ise 17 sene amortisman süresiyle Muğla geliyor. Pandemi döneminde İstanbul'dan Muğla'ya bir göç dalgası yaşandı. Özellikle emekliler ve evden çalışma şansı olan pek çok kişi soluğu bu bölgede aldı. Bu durum tabii ki kiralık evlere talebi arttırdı. Muğla'daki kira ücretleri neredeyse %70 yükseldi. Yaşanan bu göç dalgasının süreceğini göz önünde bulundurarak Muğla civarının yatırım için oldukça cazip olduğunu söyleyebiliriz. Muğla'nın ilçelerini incelediğimizde en yüksek artışın %200'de Bodrum'da olduğunu görüyoruz. Yine bu bölgede Milas, Fethiye, Menteşe ve Marmaris'te kira değerlerinde dikkat çekici bir artış söz konusu. İstanbul'da Esenyurt, 12 senelik amortisman süresiyle en cazip ilçe. Son dönemde Avcılar'da kentsel dönüşüme uğrayan binalardan taşınanlar Esenyurt'ta ev kiralamayı tercih ediyor. Yine Beyoğlu'ndaki kentsel dönüşümün ardından bu bölgedeki yabancılar yaşam alanı olarak Esenyurt'u tercih etti. Kısa amortisman süreleriyle öne çıkan diğer ilçeler ise Bağcılar, Beyoğlu, Eyüp Sultan, Güngören ve Sultan Gazi. Bu bölgelerdeki satılık ev fiyatları nispeten uygun ve kiralık dairelere talep fazla. Kazançlı bir yatırım yaparken metrekare satış fiyatının düşük, kira talebinin yüksek olduğu bölgelerin sizi yarı yolda bırakmayacağından emin olabilirsiniz. Emlakla ilgili en doğru tüyolar, püf noktaları, yenilikler ve en güncel haberler için bizi takip etmeyi unutmayın. Gözünüz bizde olsun.